Merhaba. Okuma Kültürleri programımızda birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Ki bu haftanın konuğu da yine gerçekten bizi çok heyecanlandıran, kendisinden alacağımız bilgileri şimdiden çok merak ettiğimiz çok değerli Mine Soysal Günüşü kitaplı kurucusu, efendim söyleyeyim yazar, çok değerli arkadaşımız. Hoş geldiniz efendim. Hoş arkadaşımız bulduk. Da diyerek böyle ilk defa soyu yaparak. Ne demek? Rahatlamış bulunuyoruz. Çok güzel. Bundan sonra artık ne olursa. Arkadaş olduk. Arkadaş olduk efendim. Çok güzel oldu. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok iyiyim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Gerçekten sizi burada ağırladığım için çok heyecanlı olduğumu söylemem lazım. Ne demek? Bunun sebebi de engin kültürünüz, bilgi birikiminiz, deneyiminizden süzülecek olan o birkaç cümlenin şimdiden heyecanını yaşıyorum. Ne demek? İzleyicilerimize de burada en büyük hedefimiz bu kısacık süre içerisinde verebileceğimiz kadar hani naçizane ipuçları vermek, okuma kültürüne dair yönelimlerini sağlamak diye söylemiş yapalım. Bireysel okuma alışkanlıklarınızla başlayalım. Nasıl bir okuyucu olarak başladınız? Şu an nasıl bir okuyucusunuz? Başlangıcım biraz karanlık. Karanlık dönemler onlar. Evet, İstanbul'un çok rüya gibi olduğu yıllarda büyümüş bir çocuğum ben. Ve o kadar büyük bahçeleri, meyvelikleri, sahilleri olan ve bunların hepsini çocukların deli gibi kullanabildiği, sokaktan içeri girmeyen, bahçeden içeri girmeyen bir çocuk olarak büyüdüğümden olsa gerek, kitap okuma zorunda kaldığım anları pek sevmezdim. Ve galiba ablamlar sayesinde ortaokul yıllarıma kadar bu direncimi sürdürebildim. Ortaokulda ablalarımın kolej kütüphanesinden getirdiği muhteşem kitaplar önüme koyarlardı, böyle bir bak şuna, bir oku bakayım, bir dene, korkma derlerdi. Güzel. Ve öyle onlara bazen işte ürkerek bakıp bazen yine de merak edip tadlarına bakarak yavaş yavaş öyle başladım bir kitap okuru olabilmeye. Lisede zaten artık normal olarak hem edebiyatı hem kurgu dışı kitapları takip eden bir insandım. Felsefe okumalarım başlamıştı lise sonunda artık. Üniversiteyle beraber zaten kendi yolumu, türlerimi, yazarlarımı seçmiş ve sürekli onlara yenilerini katarak keyifle okuyan, okuyarak yaşayan bir insan haline gelmiştim. Keyifli yıllardı. Aslında o zaman bu kadar çok zengin edebiyat ürünleri de yoktu. Ulaşmak da çok kolay değildi. Hani kendinize haksızlık etmeyin diye söylüyorum. Hani Yok. Esas olarak tabii ki çok önemli bir şey. Yani Aziz Nesin'in Tatlı Betüş'ü yazdığı süreçte biz hani deli gibi onun kitabını okurduk. Yani bu çok özel zamanlardı. Marquez'in ilk çevirilerini okumak falan, hani bunlar Türkiye edebiyat geçmişinde aslında hani önemli eşiklerde. Biz de okur olarak, bizim nesil okur olarak çok ilginç deneyimler edindi. Hani bir yazarı şu kitabını okumak için onun çevrilmesini beklemek, heyecanı, bir sürü güzel şey. Bunlar çok bir insan için bence çok tatlı heyecanlar diyeyim, böyle pişiren noktalar. İstanbul'da olmanın da o avantajı var. Anadolu'da işte onlar yok. Milli kütüphanelerle beraber insanlar ona ulaşıyorlar. Günümüzdeki hakikaten özellikle çocuk edebiyatının bu bayram havası oraya geçelim aslında, çocuk ve gençlik edebiyatı bugünkü konumuz, özellikle konu başlığımız. Nasıl görüyorsunuz? Çocuk ve gençlik edebiyatını tabii son 10-15 yılda çok başka bir noktaya getirdik. Niye öyle oldu? Nasıl oldu? Tetikleyen sebepler ne? Şöyle böyle bayram oldu. Şunu söylemeliyim. Galiba çocuk ve gençlik edebiyatı dediğimiz çağdaş edebiyat kulvarının
farkına varıldığı yıllar bu yıllar. Çünkü daha önceki süreçte çocuk kitabı demek eşittir eğitim kitabı anlamına geliyordu. Çok güzel bir konu. Eğitimle tamamen iç içe geçirilmiş, geçmiş ve eğer çocuk için bir kitap yapılmışsa çocuk okurun ondan doğrudan bir konuyu, bir takım temaları öğrenmesi bekleniyordu. Ki bu tabii edebiyatla uzaktan yakından ilgili bir durum değil. Edebiyat okurunu hangi yaşta, hangi vesileyle, hangi temada ya da karakterde ya da mekanda, dönemde nasıl yakalar, nasıl avlar onu sadece o kitabı yazanla o kitabı okuyan okur bilir. O nedenle de aradaki bütün oyuncular, ki biz de biliyorsunuz tabii ki veli, öğretmen, kütüphaneci, büyükler, siyasetçiler, bir sürü arada aktör var. Ama eğitim yayıncılığıyla edebiyat yayıncılığı kendi uzmanlık alanlarına çekildikçe ve orada daha doğru, daha yetkin yayıncılık yapmaya çalıştıkça, her iki alanın editörleri yetiştikçe bu karmaşa ortadan kalktı, kalkmaya başladı. Bu doğruluk oluşunca da bu tabii, şerlik başladı. O zaman da yaş gruplarına göre gerek dünyadan çeviri eserlerle, gerek bizde bu alana emek veren hem yeni yazarlar hem de yetişkin edebiyatında önemli isimler köpürttüler bu kulvarı ve muhteşem örnekler verilmeye başlandı. Bunun en önemli etkisi ne oldu? Çocuk okur, genç okur artık güncel konuların işlendiği, hızlı, tempolu, çok ilginç gerçek karakterlerle kurgulanmış, yaratıcı yazarlar tarafından yazılmış kitapları, iyi kitaplaşmış, uzman editörlerce iyi kitaplaşmış kitapları okudukça okumak kötü bir şey değilmiş meğer diyebilmeye başladılar. Böylece kendi takiplerini yapabilir hale geldiler. Aslında çok değerli konular, böyle aklımda da benim bir şeyi, kapıyı açıyorsunuz şu anda söylediklerinizle. Şimdi biz niye okuma alışkanlığı yok 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 bizim ülkede diyoruz. PISA'daki aldığımız sonuçlarımız malum yani korku evet. filmi gibi. Ve giderek düşüyor. 30'dan 50'ye düştü mesela okuduğunu anlama alışkanlığı, ama anlama becerisi. Becerisi. Düşünebiliyor musunuz? 33. sıradan OECD ülkeleri arasında 50. 52. sıradayız okuduğunu anlamada. 12 yıl içerisinde işte 30'dan 33. sıraya gerilemişiz, 33 diye gitmişiz, birden 41'e, ondan sonra 52'ye okuduğunu anlamada. Yani bu aslında bu şenlikle o kısım sanki örtüşmüyor, enteresan bir durum var. Hem gerçekten her tarafta çok tatlı, şeker, harika ürünler var. Ve bu çocuk edebiyatının ürünlerinin şöyle bir özelliği var, siz daha iyi bilirsiniz şüphesiz. Hem çocuğa hem yetişkine sesleniyor. Mustafa Ruhi Şirin, sevgili Mustafa Ruhi Şirin, çocuğuma en çok severek okuttuğum kitaplar onundu. Meğer kendimi okuyormuşum, sonra fark ettim. O kadar güzel, o kadar ruha dokunan kitaplardı ki. Şimdi... Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, madem bu kadar okuyoruz niye bu kadar anlamamız düşüyor? Nasıl olacak bu işler, nedir, bunu nasıl şimdi izah ederiz? Şimdi tabii ki bir iki cepheden bakmak lazım. Türkiye esas olarak edebiyat kitabı okumada geride kalan bir ülke. Diğer kitapların, verilerin gösterdiği bize, bütün kategorilerde yayınlanan kitapların
tüketilir görünmesi, baskı adetlerinin, başlık adetlerinin yıldan yıla artıyor görünmesi ki büyüklük olarak biz dünyanın 11. evet, ülkesiyiz. Çok ciddi bir şey bu. Evet. Her konuda bayağı yerlerde sürünüyoruz ama mesela yayıncılıkta böyle bir noktadayız. Başlık adedi ve işte basılan kitap adediyle belli bir büyüklük oranlanıyor. Şöyle bir mesele var. Şimdi halk kütüphaneleri, demin dediniz ya, Anadolu'da insanın güncel, çağdaş kitaba ulaşabilme kaynağı iki türlü. Bir, halk kütüphaneleri. İki, kitapçı. Son 10 yılda Türkiye'de 10 binden fazla kitapçı kapandı. Türkiye genelinde. Bu çok büyük bir rakam. Yani bir Batı ülkesi kendinde böyle bir durum olduğunda komisyonlar kurup oturup bunu nedenlerini araştırıp derhal yerel yönetimlerle bunun tersini nasıl çevireceğiz diye çok ciddi projeler yaparlar. Bizde böyle bir şey yok. Biz kitapçı dükkanlarını yakan bir ülkeyiz maalesef. Ve halkın kitapla buluşma noktalarını ortadan kaldırabiliyoruz. Çok hızla. Şey, ben bunu bilmiyorum. Şimdi halk kütüphanelerinde çağdaş edebiyatın, önemli yazarların ya da yeni yazarların kitaplarını bulma şansını ise son 2013-2014'e kadar yükselen bir ivmeyle sağlamaya gayret ediyordu Kültür Bakanlığı. Fakat 2014'ten bu yana orada da bir daralma izliyoruz. Sürüyor alımlar ama görünmeyen bir daralma var yeniden. Hal böyle olunca büyük nüfus için tek seçenek kalıyor. Paran olacak cebinde, internetten sipariş edeceksin. Hayır, öyle, doğru, evet. Başka hiç çaren yok. Şimdi bizim hem sosyolojik hem ekonomik hem toplumsal olarak Türkiye'yi yaratan hanelere baktığımız zaman, ailelere baktığımız zaman kitaba ayrılacak o küçük de olsa paranın, o bütçenin önüne geçen o kadar hayati başka şeyler var ki. Yani bir gencin, bir ne bileyim, hani 25 yaşında yeni evli bir kızın ben şu kitabı almak için bütçemden şu kadar ayırdım diyebilmesi, bu özgürlüğü kullanabilmesi bana biraz neredeyse mümkünsüz imkansız geliyor. Evet, evet, neredeyse. Yani bizim gerçekten ülkede bir kitabın, 2000 adet ortalama basılan bir kitabın tüketimini sağlayan son derece entelektüel bir çevre, kitabın reklamına göre ya da konusunun, yazarının popülerliğine göre hani biraz daha halka daha fazla satılabildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Orada da şunu çok merak ederim ben hep, ki bu konuda da gözlemlerimiz tabii ki var. Bir kitabın şu kadar baskı yapması, şu kadar adet basılmış olmasıyla bir kitabın, o yazarın, o kitabının okunması ve ondan toplumsal bir edebiyat keyfi paylaşılması aynı oranda değil. Tabii ki o da ayrı bir konu. Tarihten beri bu böyledir. Yani tabii, en değerli kitaplar tabii. Çok da öyle satılıp okunan değil. Böyle yavaş yavaş ağır ağır yol alır ama o hiç bitmez. Aslında burada şöyle de bir mesele var. Şimdi edebiyat yayıncılığında bunun çocukla yetişkinle hiç farkı yok. Tabii ki okurun daha çabuk tüketebileceği, daha hızlı okuyabileceği, okuduğundan o anlık keyif alacağı ve bir başka kitaba elini atmasını sağlayacağı kitaplar kadar zor okuyabildiği, emek vererek okuyacağı, ama hani bir şekilde kütüphanesinden, kitaplığından hiçbir zaman ayırmak istemeyeceği,
başka kitaplar da var. Yani bunları birbirleriyle karşı karşıya değil, hep yan yana. Görmek aslında gibi. Aynı insanın okuma halleri farklılaşıyor. Dönemine göre, kafasında uğraştığı konularına göre. Hepimiz için öyle. Evet. Hani deriz ya, ay bugün hiç şu filmi izleyemeyeceğim, o ağır gelir bana şimdi. Evet. Aman şöyle keyifli, gülümseyerek seyredeceğim bir film istiyorum diye. Onun gibi bir şey aslında. Hani masaya oturup neredeyse hani not olarak okumamızı gerektiren kitaplar, aynen, yok mu hayatımızda? Var. Ama kitap okumak bunlardan mı oluşuyor? Hayır. Çok eğlenerek kıkır kıkır okuyacağım kitaplarım da var. Olmalı. Çocuklara hep bunu anlatmaya çalışıyorum ki hepimiz bunun telaşındayız. Kitap okumak büyüklerin söylediği gibi öyle eziyet bir durum değil aslında. Çünkü büyükler istiyorlar ki şu kitabı şu kadar zamanda şu şekilde okuyacaksın. Aynen öyle değil mi? Yani bana birisi bugün böyle bir şey söylese çok fena laflar ederim ben ona. Niye bana böyle bir şey söylüyorsun? Kitap bu ya. Bir roman var elimde, bir öykü kitabı var, bir şiir kitabı var. Sen dur. Evet. Yani... Fakat tabii burada işte işler yine şeyde çok karışıyor. Eğitim sisteminin edebiyatı kullanma yöntemleri gelişkin olmadığı için, eğitim sistemini yaratanlar edebiyat okuru olmadığı için, evet, çocuklarımızdan anca böyle kalıplarla peynir keser gibi, işte şu dilim şuna, bu dilim buna, bu dilim buna, şu kadar zamanınız var, okuyun, sonra da şunlara cevap vereceksiniz. Kötü bir diş dördü. Yani edebiyat okumak böyle bir şey değil, bunu çok iyi biliyoruz. Evet. Bazen değil mi, öyle bir kitap okuyorsunuz ki o kadar etkilenebilirsiniz ki oradaki karakterle ya da oradaki ana meseleyle ilgili kimseyle konuşmak istemeyebilirsiniz. Çünkü bir şey oluşmuştur. Sizi bir konuda tartıştırıyordur. Zihninize bir kesik atmıştır ve onun kapanmasını bekliyor olabilirsiniz. 7 yaşındayken de böyle bu aslında. Evet. 15 yaşında da böyle, 25 yaşında da böyle. O bunun dediğiniz şablonları yok aslında. O yüzden 5-6 kitabı mesela ben bir arada okurum. Tabii ki insan nasıl istiyorsa, hangisi nasıl yapabiliyorsa ihtiyacın öyle varsa, bazen o ağır kitaplık hissederim kendimi. O ağır, tabii, kitabı okurum. Hani tabii, kalemle altın çizerek. Bazen işte dediğiniz gibi daha hafif ve daha rahat. O kadar güzel konuşuyorsunuz. Bayıldım şimdi. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında bu bakımdan ben velilerimizle bazen resmen kendimi zor tutuyorum kavga etmemek için. Onların da başı belada, ne yapsınlar? Ama o insanlara da kızamıyorum. Doğru, onlar da kendine öğretilen şekilde iyilik yapmaya çalışıyor tabii, çocuğuna. Tabii. Hani bazen gerçekten insanları kendilerini iyilik yapanlardan kurtarmaya çalışmak lazım. Çünkü çok iyilik güzel yapacağım derken birbirimize, öğretmen öğrenciye, anne yani çocuğuna, baba eşine, yani birbirimize aslında iyilik yapmak niyetiyle çok büyük kötülüklerimizin de dokunduğu oluyor. Ve bu alanda dediğiniz gibi çok fazla oluyor. Eğitim yayınlarıyla ve edebiyat okurluğunun bu ayrışması, aynı zamanda birbirinin içinde olması, birbirini tamamlaması da çok önemli. Yani biz şimdi... Benim de bir eğitim kurumum var ve okuma yazmayı geliştirme programı yani üzerine çalışıyoruz epeydir. Çok da güzel yol aldık. Dinle, oku, konuş, yaz. Edebiyatın veya dilin 4 ana unsuru, matematiğin toplama, çıkarma, çarpma, bölmesi gibi. Bunların azami oranda gelişmesi, kişisel yetkinliğimiz, yeterliğimiz babında. Bizim her türlü okuduğumuzdan zevk almamızı sağlayacak. Biz de bunu kendi bulunduğu yerden başlayarak çocuğun, şahsın geliştirmeye çalışan bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ama işte tam bu noktada edebiyatı o eğitimle nasıl hemhal edeceğiz? Sizin böyle bir çalışmanız var değil mi? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Evet, eğitimde edebiyat seminerleri yapıyoruz öğretmenler ve kütüphaneciler için. Çok yeni ve bilinmeyen bir şey. Sorumluluğu yani, şöyle, çok kullanılmayan bir şey yani. Evet, bizim ülkemizde yaratıcı okuma uygulamaları meselesi daha çok taze. Biz senelerdir bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer onu, çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Hani bu NLP uygulamaları böyle veyahut da mental bilmem ne gibi.
biraz ayağa düşürüp sanki şovmenlik, evet okudum tarzını da tutarsak, ehil olmayan insanlar yaparsa çok ciddi bir fırsatı kaçırmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bu çok ciddi bir fırsat ama çok iyi değerlendirilmeli. Aslında dediğiniz doğru. Şöyle, daha çok yakınlarda belki duymuşsunuzdur, çocuk kitapları denetlenmeli diye bir tartışma koptu. Şimdi tam bu mesele bu. Edebiyatla, kitapla çocuk arasında entelektüel tek bir kişi var, öğretmeni. Entelektüel gelişimi için, onun bir okur olarak büyüyebilmesi için onun elinden tutacak olan, onu bu alanda okuma kültürü içinde özgür bir birey olarak büyüyebilmesini sağlayacak olan en önemli insan öğretmen. Aile başka türlü seçimler yapıyor. Kendi geleneğinin, yaşama biçimlerinin, inancının, onu aile kültürünü içinde çocuğunun şunu okuyup bunu okumamasını isteyebiliyor. Oradaki aile rolü başka. Ama eğitimci esas çocuğa aile rolünün de ötesinde aslında hani bugünün dünyasında bilimle, sanatla, insani değerlerle donanmış bir özgür birey olarak, sorgulayan bir birey olarak nasıl büyüyebileceğini yoluna döşediği o küçük küçük taşları edebiyat kitaplarıyla özellikle yapabiliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Şimdi biz denetlensin dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Kitabı yayıncı yayınlayacak. Onun uzmanlığı, en iyi kitabı yapmak zorunda. En iyi yazılmış, en iyi kitaplaşmış, estetik olarak, dil estetiği, görsel estetik. Her açıdan en iyi kitabı yapmak zorunda yayıncı. Öyle içinde yetişkinlere anlatılmış, bilmem kaç yüzyıl önce facia katliamların olduğu masalları bilmeden, okumadan, bir uzman editörün elinden geçmeden çocuk kitabı diye koyarsanız rafa, ortalık birbirine girer. Bu, çünkü masallar zaten yetişkinler için, yetişkinlere anlatılmış sözlü edebiyat doğru. metinlerimizdir. Doğru. Çocuk için değildir ki. Evet, aynen öyle. Yani doğru. onu diyorum ya, bizim ne yöneticilerimiz, ne bu işe emek verdiğini sanan bazı yayıncılarımız ya da işte pek çok kesim, ne yazık ki eğitimcilerimiz de bu büyük kervanın içinde edebiyatla birey olarak iletişim içinde olmadıklarından bunu böyle hep bir ödev olarak önlerine koymak zorunda kaldıklarından neyin ne olduğunu, neyi nasıl sunmak, ne zaman paylaşmak gerektiğine dair biz hayattan kopuk bir takım biçimlerle karşı karşıya geliyoruz. Aile ne yapıyor? Allah'ım benim çocuğuma nasıl böyle bir kitap okutursun evet. diye. Deliye dönüyor. Haklı. Bilmeyen insanın için haklı. Öğretmen bir yerde diyor ki bu nasıl bir şey? Ben bunu nasıl öğrencime okutacağım? Ya da kendi çok istiyor okutmak. Veli kıyameti koparıyor. Veliyi anlatamıyor. Evet. İkna edemiyor veliyi. Şimdi milletime şikayet gidiyor. Soruşturma. Her gün. Bu en artık kanıksadığımız tablo oldu. Çünkü o giden şikayetler işte yayın evlerine de geliyor. Hı-hı. Seni bir daha hiçbir kitabını işte şey yapmayacağım, benim. Engelleyeceğim, evet. işte savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Nasıl böyle bir şey yaparsınız bilmem. Her gün böyle. Biz böyle bazen öyle kendi aramızda arkadaşlarımızla çalışırken diyoruz biz uzaylılar gibiyiz bu ülkede. Böyle biz edebiyat, yazarlarımız işte ah bak ne müthiş bir kurgu. Çocuk bundan müthiş zevk alacak, heyecanla okuyacak. Biz başka şeylere bakıyoruz. Sonra böyle müthiş bir taş yağmuru. Ama bu böyle bir şey. Bunu birlikte öğreneceğiz. Biz daha çok anlatmak zorundayız. Bu çocukların aslında okuya okuya bizim istemediğimiz, beğenmediğimiz bir takım kitapları da okuya okuya kendi seçimlerini
yapabileceklerine güvenmek durumundayız. Yoksa ortaya sadece yetişkinlerinin uygun gördüğü biçimde yaşamak zorunda hisseden bir genç nüfus eklenir ki görüyoruz halimizi, ne evet, durumda olduğumuzu. Evet, evet, yaratıcılığı engellenmiş, sadece bir kulvara sokulmuş bu budur ya da. Aslında çocuğa yeterince değeri verememekten geçiyor belki de, yani onu küçük görmekten. Biz ben kendimizi büyük, onu küçük. Halbuki kim demiş bir çocuk küçük bir şeydir, bir çocuk belki en büyük şeydir diye. Ben hep onu söylüyorum. Biz çocuk yapmayı çok seven bir milletiz. Çocuğu çok seviyoruz. Fakat çocukla ne yapmamız gerektiğini hiç bilmiyoruz. Yani bu, dikkat edin, girdiğiniz bütün mekanlarda çocuklu aileleri sus, yapma, bağırma, koşma. Evet. Sürekli çocuğuna ters komutlar veren bireyler olarak görüyoruz. Çünkü onlarla vakit geçirmek istiyoruz ama onlarla gerçekten nasıl vakit geçirebileceğimizi de çoğumuz bilmiyoruz. Evet. Edebiyat bu noktada da aslında elimizden tutuyor. Onu da hani çok hatırlatmaya çalışıyorum. Çocuğumuzla geçireceğimiz vakti kalitelendirecek, çok daha nitelikli, farklı yollardan yürümemizi sağlayabilecek iletişimimizde çok önemli bir güç kaynağı aslında edebiyat. Evet. Başlarken söylediniz ya, çocuk kitaplarını ben de okuyorum diye, tabii, çocuğumla ben de okudum diye. Biz o konuya çok önem veriyoruz. Çünkü çocuk edebiyatı dediğimiz şey, çocuğun okuduğu sadece edebiyat değil, çocuğun da okuyabildiği edebiyat anlamına geliyor. O güzel bir cümleydi. Evet. O nedenle çocuk edebiyatı hele böyle dönemlerde, hani gerek ülkesel koşullardan, gerek dünya küresel koşullardan, hakikaten şuramızı sıkıldığını hissettiğimiz dönemlerde çocuk gençlik edebiyatı yetişkinler için aslında bir can simidi olabildi. Çünkü müthiş bir, hiç kaybedilmeyen bir umut ve yaşama sevinci barındırıyor içinde. En çok yetişkinlerin ihtiyacı var şu anda bunlara diye düşünüyorum. O pembe pembe dünyalardan, o güzel, hiç kötülüğün olmadığı dünyalardan birdenbire aslında insan belki de içinde çok da kötücül olmadan var olan, dünyaya gelen bir varlık ama göre göre yavaş yavaş etraftan kötülüğü alıyor. Kötülüğü de belki edebiyat. Edebiyat birçok, Türkiye'de birçok şey var da şimdi nasıl ifade edeceğimi. Aslında bu, o kadar... bu dediğiniz şey çok önemli çünkü... Çocuk ve gençlik edebiyatı iyinin sesi değil aslında, gerçekliğin sesi. O gerçeği farklı yaş gruplarına hangi dozda, hangi sözcük kutularını açarak nasıl anlatabildiğinizle de ilgili bir şey. O nedenle kötülüğü ya da suçu ya da düşmanlığı, savaşı, nefreti pek çok bugün çocuklarımızı korumak için hani her an yüreğimizin titrediği bütün olumsuz gerçekliği de edebiyat eserleri aslında bireye düşündürüyor, yüzleştiriyor. Hem de en tehlikesiz biçimde. Evet, evet. Çünkü sokakta bununla yüzleşmek bambaşka bir gerçek, bambaşka bir tehlike boyutu yaratıyor. Ama nasıl olsa bir gün suratına o şamar çarpacak, her insanın çarpıyor ne yazık ki. Çeşitli biçimlerde. Evet, evet. Ama bir çocuğun, bir gencin bütün bu hani fenalıklarla diyeyim, edebiyatın o korunaklı evreninde karşı karşıya kalabilmesi, onlarla erken çağlarında baş edebilmeyi, sorgulayabilmeyi öğrenmesi bence çok büyük bir, geleceği için çok büyük bir şans. Evet. Şimdi büyük sistemlere baktığımız zaman, yani devletin bize aslında çok arzu ettiğimiz birçok şeyi
belki imkansızlıklardan dolayı, belki öyle bir politika yürütüldüğü için sağlayamadığını görüyoruz. O zaman bireysel çabalarımıza kalıyor iş, ama bireysel çabayla da çok büyük şeyleri yapmak çok da mümkün olmuyor. Çünkü o ülkenin bir yerinde bir şey yaparken öteki bir yerinde sadece kapsama alanı kadar bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu bağlamda nasıl bir yol izlemeliyiz? Ne yapalım? Yani bütün paydaşlar olarak, işte yazarlar, yayın evleri, işte illüstrasyonlar, çizerler, çevirmenler, eğitmenler, hepimize düşen görevler nelerdir? Ne yapalım? İlk önerim tabii ki özgür düşünmeyi bir şekilde becermek zorundayız. Yani şu iyidir, şu kötüdür diye inanılmaz bir şekilde çoğalttığımız ön yargılarımızdan biraz kurtulabilmeyi, sıyrılabilmeyi çabalamamız lazım diye düşünüyorum. O çok önemli. Çocuğumuzun, öğrencimizin ya da kütüphane kullanıcımızın bir birey olduğunu ve ona saygı göstermemiz gerektiğini, merak ettiği bir şeyi onun eline verebilmemiz gerektiğini, onun hakkı olduğunu bir şekilde anlayabilmemiz çok önemli. Bunlar bizim toplumumuz için kolay şeyler değil. Biz müthiş önyargılı bir toplumuz. Kulaktan dolmayı bilgi sanan bir toplumuz. Bu dizilerden çok, tarih çok öğrenen bir şey. Toplumuz. Tabii. Ve sorguluyoruz. Kıyametleri koparıyoruz. O efendim onu nasıl öyle oynarsın? O öyle değildi bir kere o adam diye ya da kadın diye. Yani orada hani yönetmen, senarist, onların hani yorumları, gerçeğe aykırı yapma özgürlükleri falan. Böyle şeyler söz konusu olamaz bizde. Bazen o cehalet çok ürkütücü boyutta. Yani hakikaten canınıza kasteder boyutlara. Maalesef. Başmış durumda bu bakımdan. Tehlikeli az olan şey. O entelektüel kitlenin veyahut da etkin kitlenin gerçekten çok bilinçli olması gerekiyor ve sadece bilinçli olması değil, bir an önce harekete geçmesi, bir şeyler yapması, koşması, anlatması orada gerekiyor. Orada da evet, işte o dediğinizi yapması gerekenler de gerek akademik dünya, gerek entelektüel, hani yaratıcı insanların yarattığı dünya, medya, pek çok topluluk aslında kendi içine kapalı yaşamaya daha çok meyilli. Yine belki bütün bu nedenlerden ötürü. Ama çok özür dilerim. Baskı dönemlerinde bile, işte Türkiye Cumhuriyetler'de biz edebiyatımızda gösteriyoruz, anlatmanın yolunu buluyorlar. Sembollerle, tabii, şeylerle tabii. Kesinlikle anlatıyorlar. Tabii. Ve öyle de güzel anlatıyorlar ki. Yani bu bir bahane olamaz anlatmak isteyen için diye düşünüyorum. 1980 sonrası biraz Türkiye'de dediğim gibi bu içe kapanma, bu aslında hani yapması gerekenlerin toplumun farklı kesimleriyle daha fazla iç içe olup daha çok anlatması gerekenlerin içe kapanma süreci henüz tamamlanmadı diye iyi niyetli düşünmek istiyorum. Ama 2020'lere girmeden herhalde bir takım hızlı ve acıtıcı başka eşiklerden geçeceğiz ve bambaşka şeyler yapmak zorunda kalacağız gibi geliyor bana. Yani toplumla bütünleşmek ve daha çok sesimizi duyurabilmek için herhalde daha fazla çabalayacağız. Başka çaremiz yok. Bu kitap fuarlarının artması da çok güzel aslında, ama geçen gün bir yorumda gördüm. Hiç düşünmediğim bir şeydi bu kitapçıların kapanması ve kitap fuarlarının arasındaki ilişki. Bir kitapçı, kitap fuarını mutlulukla duyuran bir yorumcuya bayağı bir kızmıştı. Siz geliyorsunuz buraya ama biliyor musunuz, siz gittikten sonra biz dükkan kapatıyoruz, satışlarımız düşüyor bilmem ne diye. O da çok güzel söylemişti. Hayır, tam tersini, biz geliyoruz oraya, insanlarda bilinci uyandırıyoruz, okuma sevgisini daha da artırıyoruz. Bizden bir kitap alıyorlarsa ertesi gün sizden iki kitap alıyorlar. Yıl boyunca sizden daha fazla kitap alıyorlar diye çok da güzel böyle bir cevap vermişti. Onunla bir kütüphanelerin, kitapçıların kapanmasının onunla bir alakası yok herhalde. Fuarlar ve kitapçı çalışması aslında birbirini köstekleyen değil, destekleyen alanlar diye düşünüyorum ben de. Ama tabii orada ince noktalar var. Yani
Kitap fuarları özellikle büyük kentler dışındaki kitap fuarlarının bu kadar yaygınlaşması, yayılması, yerel yönetimlerin büyük bir heyecanla hemen hemen her il ve ilçede kitap fuarı adı altında organizasyonlar yapmaya çalışması tabii ki çok güzel. Ama bir yandan da orada sunulan ortamın, davet edilen yayıncıların, yayın evlerinin ve nasıl bir kitap karışımı sunulduğunun, yazarların özgürce o fuar ortamlarına girip çıkmasının, okurla yazarın arasına hiçbir engel konmamasının gibi uzun bir liste var. Hani panayırdan çıkartmak gerekiyor. Fuar dediğimiz şey çok profesyonelce düşünülmesi, organize edilmesi gereken etkinlikler doğallıkla. Bütün dünyada böyle bu. Ama bizde hani koyalım şuraya 10 masa, işte çağıralım kafamıza uygun 10 yayın evi, satsınlar, bize de şu kadar bu işten kar kalsın diye düşünerek kitap fuarı yapmak pek mümkün değil. Yolumuz çok uzun, konu başlıklarımız çok fazla efendim ama süremiz maalesef 10 dakikada açtık. Büyük bir zevkti sizinle sohbet etmek. Sağ olun efendim. Saatler boyunca sohbet edip nemalanmak isterdim. Aman. Efendim son olarak izleyicilerimize ne demek istersiniz? Tabii ki ailelere ve öğretmenlere yine hep her zaman önceliğim. Çocukların okumak istediği kitaplardan korkmasınlar. Onlar da onlarla birlikte o kitapları okumaya çalışsınlar. Biraz açalım mı? Çok küçücük böyle mesela. Neden, nasıl, neyinden korkacak? Kendi diyelim hayatında hiç bilim kurgu okumamış bir öğretmen, öğrencilerinin bilim kurgu okumasını istemiyor. Ya boş da korkuyor şey, bundan. Boş bir şey yapıyormuş gibi geliyor. Evet zaten açıkça da söylüyorlar. Oturup klasikleri okumuyor, boş boş kitaplar okuyor. Nedir o boş kitaplar diyor. İşte fantastik bir takım romanlar var, onları okuyor. Ama çocuk, ya ben de onları çok büyük bir keyifle okuyorum. Niye beni engelliyorsun, niye çocuğu engelliyorsun? Bırakın okusunlar, burada çocuğun bir şekilde içinde bir şeyler değişecek, o dönüşecek ve bir gün okur olabilme şansını yakalayacak. Buna biz engel olmayalım. Tamam, başka efendim. Bir şey demiyorum. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağ olun, sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim doyumsuz bir sohbetin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Bir dahaki programda görüşmeyi dileriz. Hoşçakalın.